Efendim herkese merhabalar. Şimdi sizlerle 60 Seconds yani 60 saniye adlı oyunu oynayacağız. Oyunu bilmeyenler için çok kısa anlatayım. Oyunumuzda şöyle ki 4 kişilik bir ailemiz var. Evimizin babası Ted, hanımı Dolores, çocuklarımız Mary Jane ve Timmy. Ne oluyor bu oyunumuzda? Bu bir hayatta kalma oyunu öncelikle. Bir bomba düşüyor. Bomba düştükten sonra ne oluyor? Ailemizle birlikte sığınağa kaçıyoruz. Oyunumuzun adının 60 saniye olmasının sebebi ise 60 saniye içerisinde sığınağa bazı eşyalar toplayıp inmemiz gerekiyor. Sığınağa inmeden önce evimizde bazı materyaller var. Ne bileyim, harita, el feneri, yemek, su, dama, kart oyunu, kilit, ilk yardım çantası. Bu tarz şeyler var. Bunlar oyunun ileriki safhalarında bizim hayatta kalmamızı sağlayacak ve bu sığınaktan kurtulmamızı, askeriyle iletişime geçmemizi sağlayacak bazı materyaller, eşyalar efendim. Şimdi başlayacağız oyunumuza. 60 saniye içerisinde elimizden geldiğince sığınaktaki ihtiyacımız olacak bütün eşyaları toplamamız gerekecek. Eğer indiğimizde yeteri kadar eşyamız yoksa bir restart patlar. Evet, kıyamet diyoruz. Zorluk seviyesini büyük adam yapıyoruz. Dolores, Ted, evimizin, ailemizin reisi Ted'le oynuyorum genellikle. Hatta hep hiç Dolores'le oynamadık. Başlayalım maceramıza. Teşekkürler. RTS Official 50 lira Miton, para yerine abonelik hediye etseydin diye kızma, sıkıntı yok, onu da yaparız yeter ki. Yok estağfurullah efendim, siz 50 lira gönderin yeter ki. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Hiç sıkıntı değil. Şimdi burada first aid'imiz var, kartlarımız var. First aid kartla başlıyorum. First aid kart. Bunlar önemli iki tane eşya. Oyunun ilerleyen safhalarında anlatacağım zaten sizlere neler olduğunu. İçeride çocuğumuz var. Timmy. Timmy'yi alalım. Dama'yı alalım. Fener çok önemli. Feneri alalım. Silah. Oo, radyo. Radyo oyundaki en önemli eşya. Kilidi gördüm. Aldım. Kilidi aldım. Balta balta. Baltayı alamadım ki. Altında yemek vardı çünkü. Balta hızlı. Çocuğumuzu hemen alalım, orada boru boru çalıyor. Oha ne oldu lan öyle? What the fuck? Uzun 100 kişiye abonelik hediye edildi. Ne oluyor? Bir saniye kral, 60 saniyemiz var. Evin hanımını almadım. Hanım nerede? Kitap da burada. Kitap. Hanım. Mızıka. Oğlum çok iyi gidiyoruz ha. Sanki bir şey unuttum. Ne unuttum bilmiyorum ama bu arada Swan Theory 100 kişiye abonelik armağan etmiş. 100. Aha kırdım alırtı. Düzeldi mi o? Heh. Şöyle alayım. Swan Theory çok 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 teşekkür ederim. 100 kişiye abonelik. Haritayı unutmuşum. Allah kahretsin. Hepsi Swan Theory yüzünden. Harita olmadan çok zor ama 2 suyumuz 2 yemeğimiz var. Bir restart her şeyimiz de var onun dışında ya. Bir expedition'a çıkacağım. Sefere çıkacağım. Sefere çıktıktan sonra eğer biraz yemek, su ve harita bulamazsam restart gider. Swan Theory çok 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 teşekkür ederim. 100 abonelik desteğin için cansın. Çok çok sağ ol. Kırdım. Evet. Patlamadan hemen önce sığınağımıza ulaşmayı başardık. Ucuz atlattık gerçekten. Birlikte olduğumuz sürece burada işleri yoluna koyabiliriz. Hatırladığımız kadarıyla konserve ve çorba sağlıklı bir şeydi demiş. İlk gün mermi almamışız. Mermi bulmuşuz sığınağımızda. Çok fazla yiyeceğimiz yok. Şimdilik kimsenin bir şikayeti de yok. Ama çok yakında konserve çorba bile lüks sayılacak. Suyumuz herkese çok zor yetecek. Aynen öyle. Hızlı gelmesi lazım şeyin. Dışarıda şu an zehirli bir hava var. O zehirli havanın dağılması gerekiyor. Ondan sonra ancak çıkabiliriz dışarıya. Ya şimdi de çıkabiliriz maskeyle ama maskeyi kullanmak istemiyorum. Tekrar güneş ışığının keyfini çıkarabilmek için neler vermezdik? Yer altında pek ışık olduğunu söyleyemeyiz. Bu çukurun aydınlanacağını hiç sanmıyoruz demiş ve ikinci güne geçiş yapıyoruz. Salt Weeks Prime'le abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Special Life 16. kutlu olsun. Noir yeni abonemiz. Miko'nun bu içtiği... şişe ve... Ya 5'te göndermiş. Yo gayet de tava tencere diyorsun. Yalan söylüyorsun. Django 5 ay. Blue Red 7 ay. Emre yeni abonemiz. Nedim yeni abonemiz. Hoş gelmişler. Eyvallah. Güvende olduğumuz sürece burada kalabiliriz diyor. Evet aynen öyle.
Erzakları paylaştırma zamanı bu arada 5. günde su, her 5 günde bir su, 7 günde bir de yemek veriyoruz efendim. Her gün vermiyoruz yemeğimizi. Bugün çok tuhaf ziyaretçilerimiz oldu. İçlerinden biri iki taşı birbirine vurarak 4 nala giden bir at sesi çıkarıyordu. Bla bla bla. Nerede olduklarını bizden harita isteyen birileri gelmiş ama haritamız olmadığı için. Ulan tek olmayan şeyi istemişler. Biz zaten deliler. İki taşa vurup at sesi çıkartıyormuş. Manyak. Onları kibarca reddetmeye çalışsak da konuklarımız bariz bir biçimde alındılar. Dört nala uzaklaşırken tahtadan kılıçlarını havada sallayıp meyve çalıları kesmek hakkında bir şey söylediler. Kafalar tamamen gitmiş. Evet. Yine kimseyi göndermiyorum sefere. Bugün çok rahatsız edici bir hisle uyandık. Sanki biri veya bir şey bizi izliyormuş gibi. Gölgelerin içinde bir şeylerin hareket ettiğine yemin edebiliriz. Eğer sığınağın içinde yaşayan bizden başka bir şey varsa onlara burada patronun kim olduğunu gösterelim. Gösterelim. Umarım silah kırmazsın. Lütfen kırma. Lütfen, lütfen, lütfen. Sıkmadı. Güzel, güzel. O neydi bilmiyoruz ama artık öyle oldukça öyle. O iğrenç küçük deliklerden birinde başka bir tanesi de vardır belki demiş olmasın. Dördüncü günde ziyaru su vereceğiz. Uzaktan çok fazla akrabamız var. Ama hiçbiri ada teyze kadar önemli değil bizim için. O taşrada yaşıyor. O yüzden belki hala inek sayma makinesi ayarlıyordur ve kümesin üzerine inen nükleer füzeleri dert etmesine gerek yoktur demiş. Onun bir fotoğrafı varmış. O da tam olarak bu izci kitabında. Bu izci kitabı oyundaki en OP item. Bu olmazsa kazanamazsınız. Her şeyde, her zaman bomba gibi. Bir de mesela diğer eşyaları kullandığınız zaman gidiyor kullandığınız için. Mesela silah kırılabilirdi ama kitapta öyle bir şey yok. Kitap asla gitmiyor. Mükemmel bir şey. Başardık. Aradığımız fotoğraf izci kitabının sayfalarının arasındaymış. Ne güzel bir tesadüf. Biraz bulanık ama yine de harika bir sürpriz oldu demiş. Ve 5. gündeyiz. Su. Şimdi bir su verdik. 10. günde vereceğiz. Yani 15. güne kadar bizim su bulmuş olmamız gerekiyor. Yakında radyodan sinyal alacağımızı düşünmekteyim. Biraz yedek mermimiz vardı ama kaybolmuş. Nasıl? Aa, evet. Nasıl veya ne zaman oldu bilmiyoruz. Tuhaf bir yere koymuş olmalıyız. Onu bulmamız lazım hem de hemen. Az da bulmamız çok gerekmiyor. Mermiyle çok fazla bir şey yapmıyoruz. Genelde tüccar geldiği zaman mermiyi verin, ben de size bir şey vereyim diyor. Ama fener çok önemli. Askeriye bizden fenerli işaret yakmamızı isteyebilir. Ama el feneriyle şeyi ararken kırabiliriz el fenerini. Ama mermiyi ararken merminin yanında su ya da yemek de bulabiliriz. Bir bakalım ya. Bir bakalım. Kırdı mı? Bir ses geldi ama. Oh, kırılmamış. Mermiyi bulmuşuz. Güzel ama su bulamamışız. Harita bulduk. Pogchamp. Abi lütfen bir tane seçenek var. Bazen oluyor. Diyor ki yakınlarınıza airdrop düştü. Eğer maskeniz varsa gaz maskeniz gidip airdrop'u alabiliyorsunuz. İnşallah o gelir. O gelirse hayvan gibi yemek su veriyor. Eğer o seçenek gelirse net kazandım bu arada. Net kazandım. Hepsinin susuzluğu giderildi. 6. gündeyiz. Yarın yemek vereceğiz. Her zaman hayatın daha güzel olabileceğini düşünürdük. Bu nükleer füze saldırısına uğramadan önceydi. Artık hayatın daha da iyi olabileceğini düşünüyoruz. Aslında çok da bir şey değişmedi. İçeride korona var. Hani şanssızdın. Bak gör şimdi. Evet, 7. gün yemek vereceğiz. Burada her şeyimiz var. Her şeyimiz var. Yemek dışında her şey, suyumuz dışında her şeyimiz var. Şuraya bak, full artı full ya. Ama bir yangın çıksa ya da su borusu patlasa sıçtık. Ki olacak büyük ihtimalle. Çünkü bu kadar çok eşyanız varken bu zorluk seviyesinde genelde oluyor. Geçmişte yaşamak bizim durumumuzdaki insanlar için akılcı bir iş değil. Bugünü ve geleceği düşünmemiz gerekiyor diyor ve 7. günde yemeğimizi veriyoruz ama artık lütfen askeriye demişim radyo. Kimi ve Mary biraz fiziksel egzersiz yapmalılar. Nükleer çöre çıkıp koşmalarına izin verme kulağa çok tehlikeli geliyor ama sığınağın içinde ebelemece oynayabilirler. Sonuçta ortalıkta kırılabilecek pahalı vazolarımız veya antika tabaklarımız falan yok. Çocukların oynamasına izin verelim mi diyor. Valla bu kadar eşyam varken veremem. Sağa sola çarpıp kırabilirler. Özellikle radyoya da ne bileyim haritayı kırarlarsa sıkıntı olur. Kusura bakmasınlar. Oturdukları yerden kardeş. Biz de burada kıçımızı şey yapıyoruz, ağrıtıyoruz. Saatlerce bilgisayar başında yayın yapıyoruz yani.
Biz bir şey diyor muyuz? Burada herhangi bir şey yapmak için yeterince boş alan yok. Daha dirseklerimizle birbirimizin gözünü çıkarmadan zor oturuyoruz. Çocuklar bunu duyunca pek mutlu olmadılar ama artık bu duruma alışıp sığınan kurallarını kavramalarının vakti geldi. Ah, çok güzel. Bizi bu korkunç durumdan kurtarabilecek biri varsa o da devletimizdir. Onları acımasızca eleştirebilirsin ama bu seni sadece bir muhalif veya komünist ağzıma bıyık girmiş. Yapar. Biz iyi yurttaşlarız. Vergilerimizi düzenli olarak ödedik. O yüzden Sem amcanın bizi kurtarmaya geleceğinden eminiz. Eh, bir keresinde şey olmuştu. O hariç tabii neyse. Devlet görevlileri geliyor ve gözümüz kulağımız onlardan gelecek işaretli olmalı. O zaman geri dönüyorum. Sefere göndereceğim. Çünkü bu büyük ihtimalle bu radyo bize diyecek ki dışarıdaki zehirli hava kalktı. Artık dışarıda güvenli olarak dolaşabilirsiniz. Biliyorduk devlet hala ayakta ve bizi kurtarmaya geliyorlar. Radyodaki yayında tam tarih vermediler ama bizi çok fazla bekletmeyeceklerinden eminiz. Birkaç gün içinde irtibat kuracaklarını söylediler ve bizi o seçenek değilmiş bu. Fuck. Mücahit 50 kişiye de o abonelik armağan etmiş. Müco. Çok teşekkür ederim Müco. Çok sağ olun efendim. Cansınız. Eyvallah. Vay anasını be. Vay be. Kafa yemişsiniz. Kafa yemişsiniz arkadaşlar. Bu kadar oturduğumuz yeter. Yüzeye çıkıp yeni kaynaklar aramanın zamanı geldi. Belki patlamadan sağ kurtulmuş bir şeyler vardır. Belki hayatta olanlar vardır. Hadi öğrenelim diyor. Mecburen göndermem lazım. Dün Mary Jane'i göndermiştik, aslında güzeldi, iyi şeyler getirmişti ama bu sefer ilk Timmy'yi göndermek istiyorum. Timmy'yi de gaz maskesiyle göndereceğim mecburen. Hiç istemiyorum gaz maskesiyle göndermek ama. Bir gün daha beklesem aslında belki radyo şey gelir ama. Gönder ya. Gönder. Evet, 10. gündeyiz. Son suyumuz. Kimi nükleer çöle çıktı. Eğer geri gelmezse ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnşallah güzel şeyler getirir aslan parçası. Herkese suyunu verdim. Dışarıdan aynen geldi işte seçenek. Tüh. Biliyordum ya. Dışarıda neler olduğuna dair çok az şey biliyoruz. Daha fazla bilgi edinmek iyi olabilir. Aynen. Zayıf bir sinyal yakalayıp devletin acil durum duyuru hizmetine bağlanmayı başardık. Bilin bakalım ne oldu? Haberler harika. Dışarıdaki felaket artık neredeyse tamamen bitmiş. Yüzeyde yolculuk etmek artık çok daha güvenli olacak diyor ki keşke maske göndermeseydik. Fok. Mary Jane bugün korkunç derecede sessizdi. Bu hiç ona göre değil. Onunla konuşmaya çalışsak mı? Çalışalım. Bu arada Timmy'nin 15. güne kadar gelmesi lazım. 19'da gönderdik. Sorunu çözmek için sıcak bir şeyler içip açık bir şekilde iletişim kurmak gibisi yoktur. Sıcak içeceğimiz yok ama sadece konuşmak bile işe yarıyor diyor. Bu kadar sade tatsız su yeter. Oh, Dolores artık bir fincan kahve içmeyi gerçekten çok istiyor. Gerçek, hakiki mavi Amerikan kahvesi. 5 fincan içip hala uyuyabileceğin türden bir kahve. Ama bu nükleer çölde böyle bir şeyi nereden bulacağız? Eh, Dolores ile en sevdiğimiz restoran şey eskiden birkaç blok ötedeydi. Bir kahve avına çıksak mı diyor. Dolores. Göndermem lazım çünkü suyumuz yok. Umarım kahve yerine su getirir. İnşallah bir şeyler bulursun Dolores ya lütfen. Bulamadı. Gönüllümüz eli boş. Gönüllümüz eli boş geldi. Restoranın yerinde artık acıklı bir delik ve etrafına dağılmış birkaç koltuk varmış. Ne büyük hayal kırıklığı. Alek. Can sıkıntısı ve sessizlikten çok bunalmaya başladık. Bizi meşgul edecek bir televizyonumuz olsaydı keşke. Kaynaklarımızın bazılarını kullanıp bir sinema setindeki sahne dekorlarıymış gibi kullansak nasıl olur? Hiç güzel olmaz abi. Baltamı veremem. Kusura bakmayın. Hiç kusura bak. Alo. Alo. Yemek günü geldi. 14. gün ve yarın Timi gelmezse kaybettik oyunu. Ted ve Mary Jane hayal kırıklığına uğramış gibi göründüler ama şu anda tiyatro oyunu oynamaktan daha önemli işlerimiz var diyor. Evet, yemeğimizi verdik ve kapı sesi gelmezse, dur şu şeye de bakalım. Atom bombamızı düştükten bu kadar kısa süre sonra birinin bizi telefon aramasını beklemiyorduk diyor. Dolar eskisin konuşsun. Timmy lütfen Timmy. Abi şu an kapı sesi duymazsak kaybettik.
Basıyorum. Basıyorum. Real MVP ya. MVP bu çocuk ya. Hem maskeyi sağlam getirdi, hem de iki tane su getirdi lan. Telefonu açtığımızda arayan kişinin sesindeki rahatlamayı net bir şekilde duyduk. Kendisini yakınlardaki Hil Vadisi'nden bir felaket zede olarak tanıttı. Bilgi alışverişi yapıyorduk ki bağlantı aniden kesildi. Onlardan kaynaklı bir sorun yaşanmış olmalı. Umarız tekrardan ararlar demiş. Tim için çok endişeliydik ama nükleer çölden geri gelmeyi başardı. Ve şu anda bizimle güvende. Bölgemizdeki belediye sarayının yarısı tamamen yok olmuş. Diğer yarısı ise gözümüze ümit verici geldiği için harabeler araştırmak için içeri girdik. Ayakta kalan odalardan biri de küçük bir temizlik dolabıydı. Dolapta sadece içi su dolu bir kova ve kovanın içinde de bir paspas vardı. Kovanın içindeki birkaç şişeye doldurmayı başardık. Ama biraz tuhaf görünüyor. Umarız içinde sabun yoktu ya da daha kötü bir şey demiş ve iki tane su getirdi. Aslan parçası. Aslan. Aslan. Ama tekrardan birini sefere göndermem gerekecek. Kimi aç mıydı? Kimi çok aç, çok yorgun diyor. Bugün vermemize gerek yok. Bu arada biz yemeği ne zaman vereceğiz? 14, 20, aha 6 gün sonra yemek vermemiz lazım. Sıçtık, kaybettik. Çok zor şu an. Dün sessiz sinema oynarken fark ettik ki Mary Jane Çekoslovakyalılaştıramadıklarımız kelimesini heceleyemiyor ve Dolores bu durum yüzünden büyük hayal kırıklığına uğradı. Mary Jane için biraz evde, daha doğrusu sığınakta eğitim vermemizi istiyor. Ver. Abi lütfen airdrop düşsün yakınımıza. Dolores gerçekten çok ciddi biri. Bir heceleme alıştırması olarak başlayan şey aniden bir matematik sınavına, ardından da kısa bir fizik dersine döndü ve ardından sığınaktaki rastgele nesneleri tamir etmeye çalışmakla sona erdi. Mary Jane bitik durumda ama sığınağımız genel anlamda daha iyi bir yer haline getirdiğini itiraf etmemiz lazım. Timmy bir şeyler yemeli ya şimdi ya hiç. 16'da Timmy'ye yemek verdik. 22'de 23'te vereceğiz bir daha. Dışarı kimi gönderiyoruz? Ailemizin reisi. Haritayı alıyorsun reis. Şuraya gidiyorsun. Bize oradan yemek getiriyorsun. Hadi aslan parçası. 17, 4 günde gelmez ki ya. Bizim acil yemek seçeneği bulmamız lazım. Ted yüzeye gitti. Umarız kısa sürede geri gelir. Kaynaklarımız azaldı ve moraller çok düşük. Neredeyse sığınaktaki çaresizliğin kokusunu alabileceğiz. Yakınlarda bir grup felaket zede olduğundan neredeyse eminiz. Çoğu huzur evinde yaşayan yaşlı insanlar. Aynen öyle oğlum. Ellerindeki kaynakların bir kısmını. Ödünç almak çok zor olmasa gerek. Zaten yaşlılar. İt olalım. Ve bizim için bizim onlara daha çok ihtiyacımız var. Hayır canım, böyle bir şey yapamayız ya. Yaşlıların elindeki erzakları mı alacağız arkadaşlar? Saçmalamayın. Mrs. Star Cafe, Mr. Scarface. Scarface hoş geldin. Onu. Artık bazı kaynaklarımız çok daha fazla. Ama nedense bu konuda içimiz pek rahat değil. Tüm bu olaydan daha bir daha hiç bahsetmeyelim. Evet. Oradan yapılan bir yayın daha. Bulunduğumuz genel alanın yerini bulmaları gerektiği ve yakınlara bazı işaretler bırakmamızı istediklerini söylediler. Hapşuracağım gibi oldu. İşaretlerin kartlar olmasını gerektiğini söylediler. İskambil kartları. Bu ne tuhaf iş böyle. En yakındaki otobüs durağına gitmemiz ve kaç kişi olduğumuzu gösteren sayıdaki kartı oraya asmamız gerekiyormuş. Tuhaf mı belki de, ama bunu yapacaksak şimdi yapmamız lazım. Dedim ya, bazı eşyalar çok önemli. Mesela bu kartların görevi askeriye bizden
şu anda bir yeri işaretlememiz ve bunu kartla yapmamızı istediler. Yani gidip baltayla ağaç kesmemizi isteyebilirlerdi, el fenerini uçağa tutmamızı isteyebilirlerdi, silahımızı gidip bir yere bırakmamızı isteyebilirlerdi. Ne bileyim, bir sürü şey isteyebilirlerdi ve bizde de bütün eşyalar var şu anda. Harita mesela isteyebilirlerdi. Şu an Ted'le gönderdim onu. İlk harita istemediler. Şu anda elimizde olan kartlardan istediler. Mesela mızıka isteyebilirlerdi. Neyse, kartımız olduğu için buna karşılık verebildik. Kartımız olmasaydı kaybedecektik oyunu. Kart bulana kadar uğraşacaktık yani. Kartları bıraktık. Artık tek yapmamız gereken şey ordunun yerimizi bulmasını beklemek. Şu an çok iyi gidiyoruz. Ted de su getirirse uf, tadından yenmez bu oyun. 19. gündeyiz. Yarın su vereceğim. Kimi korkunç durumda, ona su vermeliyiz. Kimiye biz ne zaman su verdik? Da mı? 16. gün. Tamam, yarın versek de olur ya. Yarın Ted gelecek, inanıyorum. Hayır. Her şey sarsılıyordur. Sarsılıyor. Odanın içinde konserveler zıplayıp duruyorlar. Birkaç hafta önce akşam yemeğinde içtiğimiz o muhteşem şarabı içtikten sonra bunu yaşasaydık hiçbir terslik olduğunu fark etmezdik. Ya bu nükleer bir füze ya da daha ya da bir deprem. Sebebi ne olursa olsun her şey paramparça olmadan tutunacak bir şeyler bulmamız lazım diyor. Şimdi bu 3 eşyadan birini kurtarmamız lazım ve radyo olmadan askeriyle iletişim kuramayacağımız için her seferinde mecburen radyoyu kurtarmamız gerekiyor. Yani maske çok ihtiyacımız olmayacak gibi, ki maskenin gitmesi önemli. Tamir etme olasılığımız var. El fenerini hiç tamir etme şeyi gelmedi seçeneği. Bakalım. İkisi gitti. El fenerini genelde ilk şeyde istiyordu askeriye. İlk talimatı el fener oluyordu. Kart istediler. Onun için el fenerine bir daha ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Çok da kötü bir seçenek olmadı aslında bizim için. Çok kötü değil. Çok kötü değil. Buran hoş geldin. Çok teşekkürler. Bir an 3 lira. Bir hat tap bakıp geldim. Bu da burada da şanssızlık devam ediyor mu? Yok, şu an iyiyiz. Nazarlardan saklasın Rabbim. Herkes iyi mi? Umarız öyledir. Düzgün bir inceleme yapmamız lazım. Bu çok fena bir depremdi. Eskiden hiç bu kadar şiddetli olmazdı. Hepsi atomlar yüzünden. Kesinlikle atomlar yüzünden. Kimse atomlarla uğraşmamalı. Hiç kimse demiş. 20. gündeyiz. Herkese su veriyoruz. Ted gelmedi. Ted bugün gelecek bence. Aha. Bugün bir seyyar satıcı bize uğradı. Kendisini Willy olarak tanıttı. Görünüşe göre dünyanın sonu geldikten sonra bile iş hayatı yolunda gidebiliyormuş demiş. Şimdi bizim suyumuz yoktu galiba. Hani su... dama verip su alabiliyoruz. Silah verip su alabiliyoruz. Dama vermek daha mantıklı. Bir karşılığında bir... Of, silaha da 4 su veriyor lan. Bu arada el feneri yokken pancake geliyor köpek. Onu da alamayacağız, şimdi aklıma geldi. Ulan silah da 4 su veriyor ya. Şimdi silah nerede lazım olabilir? Askeriye isterse silahın olmaması sıkıntı değil. Haydutlar gelirse kilidim var. Ama sığınak içerisinde bir canavar, bir mutant, bir şey gelirse ateş etmemiz gerekecek. O zaman işte silah lazım olacak. Yani o seçenek gelirse ne olur en fazla? Ölürüz. Ted gelecek. Ben Ted'e güveniyorum ya. Ben Ted'e güveniyorum arkadaşlar. Dama vereceğim. Bir tane su alacağım. Bir tane su alacağım. İki tane suyum olacak. Aynen. İki tane suyum olacak. Yeter yeter. Ted'e güveniyorum ben. Ted gelecek. Ted suyla gelecek. Gelmedi. Çok güzel. Ted kardeş, gelir misin artık? Satıcıyla bir anlaşma yaptık ve onun toplanmasına yardım ettik. Bir sonraki durağını çok iyi biliyormuşçasına nükleer çöle adım attı diyor. 21. gündeyiz. 21. günde yemek veriyoruz herkese. Alarm, dışarıda bir grup insan var ve aha, tek dost canlısı görünmüyorlar. Bazılarını tanıyoruz. Eskiden bizim mahalle nöbetindelerdi. Mahallenin refahı artık pek umurlarında değil gibi. Ama
ağır el fenerlerini sinirlice sallama konusunda çok ciddi gibiler. İçeri zorla girip elimizdeki her şeyi almadan önce bir şeyler yapmalıyız diyor. Şimdi. Kilit kullanabiliriz. Kilit gider. Böcek ilacını kullanabiliriz. Böcek ilacı gider. Baltayı kullanabiliriz. Gidebilir, kırılabilir ya da kırılmayabilir. Ki büyük ihtimalle kırılır. Silah kullanırız. Kırılabilir, kırılmayabilir. Kırılırsa da tamir etme ihtimalimiz var. Ondan dolayı silah denemek istiyorum bunda. Silah deneyeceğim galiba. Mermimiz de vardı değil mi? Mermimiz de var. Silah deneyeceğim. Ted? Silah? Ah, silah patlamış. Ted en önemlisi haritayı kırmadan getirdi. Bu arada bir de silahın kırılması çok şey değil. Çünkü hem maske kırık, hem silah kırık, hem el feneri kırık. Bunlardan birini tamir edebilmemiz için bir seçenek vermeli yani. Çok şey kırık diye. Onun için bir anlamda bir şey olmaz diye düşündüm. Birkaç merminin o korkakları kaçırmaya yetmesine şaşırmadık. Sorun şu ki tüfeğimiz bozulursa veya mermimiz biterse ne yapacağız? Ki bozuldu. Ah kahretsin, çok erken konuştuk galiba, silah bozuldu. Evet. Evet, şimdi bir tane yemek getirmiş. İki tane su getirmiş. Biliyordum abi, ailemizin reisi ya. Kral kral. Ted karakterinin karnı gurulduyor. Ted çok yorgun. Niye karakterini yazmışlar lan buraya? Tamam, artık birazcık chillenebiliriz. Aha. Easy. Versek mi acaba? Verelim. Versek mi ya? Silah tamir edebiliriz belki. Ama vermek... Verelim, verelim. Arif ikinciyi kutlu olsun. Clark Kent dördüncüyü. Turan hoş geldin. Eyvallah. Bir anlaşma yapmayı başardık. Kadın bize nükleer çölde hayatta kalmakla ilgili ipuçları da verdi. Bir kilede bir silah aldık. Ted çok yorgun diyor. Ted çok zayıf görünüyor. Bugün bir şeyler yemeli, bir şeyler içmeli. İki gün daha bekler bence su için, ama bugün yemek verelim Ted'e. Ted'e bugün yemeğini verelim. 23'te Ted'e yemek verdim. 30'da yemek vereceğiz Ted'e. Unutturmayın. Yüzeyde neler olduğunu önemli değil. Tarihi takip etmeye çalıştık ama hesaplarımız hiç tutmadı. Neyse ki Timmy bugün kendi doğum gününü hatırladı. Ona bir hediye bulmalıyız demiş ki Ted'in zaten gözü gördüğünüz gibi sürekli izci kitabında. Yine izci kitabı burada devreye girmekte. Okusun bakalım aslan parçası. Şimdik. Timmy kıyametten sonra bir izci olma fırsatı bulabilecek mi hiç bilmiyoruz. Ama izci kitabını örümcek öldürmek için kullandığında onu amansız bir ölüm makinesine dönüştürüyor demiş. Çok güzel. Hemen bir şeyler içmesi gerekiyormuş Ted'in. Lütfen bir gün daha dayanın Ted Bey. Teşekkürler. Biz kaçta yemek verdik? 21. Tamam, 28'de vereceğiz. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Gece kapının arka tarafında bazı şüpheli sesler geldiğini duyduk. Sabah göz ucuyla dışarı baktığımızda deri bir bavul gördük. Üzerinde bir adres veya isim yok ama bunun bize bırakıldığından oldukça eminiz. Bunu dün yanlışlıkla açtım. İçine yemek çıktı. Ama bunu ben 10 kere falan açtım ve zehirlendik ya da patladı, bir şeyler oldu. Yani bize zarar verdi genel olarak. Şu anda yemeğim çok fazla. Suyum da gayet iyi. Onun için reddediyorum bunu. Ghost Prime Laboratory, çok sağ ol. 25. gündeyiz. Su. Herkese su. Lar. Bunu kimin bıraktığına dair hiçbir fikrimiz yok ve bugünlerde kimseye güven olmuyor. Birkaç kaynak için hayatımızı tehlikeye atmayacağız. Zehirli olabilirler demiş. Doğru diyor. Su verdik. Hala 2,5 suyumuz var. Yani bizi yaklaşık 25'te verdik. 30'da vereceğiz. 35'te, 40. güne kadar götürür bu. Sığınaklı yaşam kişisel ilişkileri gerçekten çok zorlayabiliyor. Mahremiyet artık unutulmuş. Sağlanması imkansız bir konsept olduğu için havadan sudan konuşmaları geçtik. En özel konuşmalar bile istemeden de olsa başkaları tarafından duyuluyor. Dolores ile Ted baş başa sakince konuşabilecekleri kısa bir an yaşamaya muhtaçlar. Yakınlardaki parkta bir pikniğe ne dersin? Bu seçeneği hiç bilmiyorum. İlk defa gördüm. Dıcı. Tıcı diyor. Aa, bu kadar iyi gidiyorken bence birazcık daha dayanın. 25 gündür yapmasanız ne olur ki 25 gün? Bir 10-15-20
Kaç bence o kırıklara doğru kurtuluruz gibi ya. Ektis. Çok sağ ol, hoş geldin. Hadi hadi. Birazcık daha dayanın. Yaparsın Ted. Güveniyorum sana. Dolores de nasıl bakıyor? Diyor ki aha diyor keş. Onlar yetişkinler. Duygularına gayet iyi bir şekilde hakim olabilirler değil mi? İnşallah. Ama gözümüz üstlerinde olsun. Sonra birbirlerini öldürüp suçu uyur gezerliğe falan atmaya kalkmasınlar. Öldürmezler ya onlar. Onlar. Jü. Jü. 27 yarın herkese yemek vereceğiz. Ne durumdayız? Tamam, bir gün daha dayanırsınız. Üstü başı kir içinde bir tüccar, omuzunda aynı derecede pis bir çantayla bugün bizi ziyaret etti diyor. Çantada kedi var. Yandan geç. Çantada kedi var. Biz yemek karşılığında kedi alabiliyoruz ama bu kedi hep puşluk yaptı bana. Onun için almayacağım ben bu kediyi. Konserveyi falan düşürüyor, müşürüyor, bir şeyler yapıyor. Süreyen 21. kutlamış. Hoş geldin Su. Büyük anne ve babamız bize hep bir şey görmeden satın almamız gerektiğini söylediler. Ve bu tavsiyeyi kulak asmayı tercih ediyoruz. Bahçe satışları devrinde yaşamıyoruz artık. O gizemli çantanın içinde ne tür bir hurda varsa alsın gözüne soksun. 27. gündeyiz. Herkese yemek. Evet, çok zayıf görünüyor. Mary Jane açlıktan ölüyor. Herkese yemeğini verdik. Güzel. Görüşürüz Müco. Kendine çok iyi bak. 28'de mi vereceğim? 28'de doğru, 21'de verdik. Tamam, bugün de vermeyelim, bir gün sonra. Şu yeşil gölet nereden geldi? Olamaz. Bir borundan yeşil bir madde sızıyor. Ne yapacağız tabii ki? Yine izci kitabı. Mükemmel bir şeysin sen ya. Bu izci kitabı bu arada kaybolmuyor da. Yani her zaman şey yapabiliyorsunuz. Kullanabiliyorsunuz. Gitmiyor. Kırılmıyor mesela. El feneri ya da silah gibi kırılmıyor. Bu mal niye hastalandı ya? Oğlum bu dışarı bile çıkmadı. Niye hastalandı bu ya? Ah, sorun çözüldü. Sıkıntı yok, sızıntı yok, sıkıntı yok. Toplu küçük sanamıza geri döndük. Ted zayıf gözüküyor. Mary Jane niye hastalığa yakalandın? Niye korona oldun? Evde oturup nasıl korona olabilirsin ya? Ted'e 30'da vereceğim. Yok ya, bugün vereceğim hepsini. Karabaş gelir mi acaba? 28. güne geldik. Ben Karabaş'ın geleceğini sanmıyorum da şu Mary Jane'i şeye göndereceğim sefere. Gün ortasına kadar... Aa! Gün ortasına kadar radyodan hiç net bir sinyal alamadık ama ordunun yayına bağlandıktan sonra nutkumuz tutuldu. Tahliye sözlerini tutmadıkları yetmiyormuş gibi bir de tüm ateşli silahlarımızı ordu gelmeden önce atmamızı emrettiler. Kim bilir Amerikalılar böyle bir şeyi neden ister ki? Kim diyor? Keşke silah verseydik dört tane suya da neyse. Silahımızı veriyoruz ve ikinci talimatı da gerçekleştirdik. Sanırım şu anda artık askeriyenin bizi kurtarmaya gelmesini beklememiz gerekiyor. Al işte. Bu niye hastalandı ya? Şöyle yapacağız. Vereceğini gönderebiliyor muyum? Gönderebiliyorum. Tamam. Dolar ise First Aid vereceğim. Mary Jane'i de Expedition'a göndereceğim. Gonzales Prime ile abone olmuş. Hoş gelmiş. Mary Jane dışarı gitti. Umarız kısa süre içerisinde geri döner diyor. 30. gündeyiz. 30. gün herkese suyunu verdik. Sığınağa geldiğimizden beri çok yoğunuz ama hala yapacak çok iş var. Mesela bahçemizdeki şu meyve çalısını budamak gibi. Buradan çıktıktan sonra kesinlikle yapmak istediğimiz şeylerden biri bu. Kızı gün. Ya bu niye hastalandı? Timiye ne oldu ya? Toronto'da bile yaşamayı başarabiliriz. Sonuç şu ki oraya gitmek için bir tekniği nereden bulacağız? Avrupa'ya gitmenin en iyi yolunun bu olduğunu duymuştuk. Sıcın. Bu sesler neyin nesi böyle? Lanet olası duvarların içinden mi geliyor? Bizi delirtiyor. Bu havalandırma kanallarında dolaşan bir şey var. Sakin ol, derin nefes al. Tüm sistemi yerle bir etmeden önce biraz sakinleşsek kafamızı dağıtmak için kart oynayalım diyor. Tabii ki oynayın da Timmy ne oldu sana, ne oldu ya? Timmy'ye ne oldu abi? Timmy sana ne oldu? Timmy sana ne oldu? Biraz eğlenince şeyi unuttuk. Sahi canınızı sıkan şey neydi? What the fuck? What the fuck was that? 32. gündeyiz. 35'te suyu vereceğiz. Köşedeki dükkan hala ayakta mı diye. Aha. Karar verdik. Tam dışarı adım atacaktık. Karanlıkta bir hırıltı duyduk. Hayır ya. Birkaç metre ötemizde bir çift
vahşi göz belirdi. Ne yapacağımıza karar vermek için çok kısa bir süremiz vardı. Karabaş ama fenerim olmadığı için acaba bıraksak ne oluyor ya, hiçbir şey yapmasam. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bunu vermek istemiyorum çünkü. Bunu first aid olarak şey yapabiliriz, dönüştürebiliriz. Köpkeye sıkmayacağım ya. Bellator Prime Laban olmuş. Kimi? Şartlar farklı olsaydı karanlıkta bir canavarla savaşma riskini alabilirdik ama her ne olduysa bunu tek şey yapmak gelmedi içimizden ve durmadan dehşet içinde çığlık attık. Yaratık muhtemelen bizden daha çok korktu, aceleyle kaçtı. Kimi açlıktan aklını kaybetti, onun karnını doyuramayacağımızı anlayınca gizlice kaçtı. Nasıl ya? Oğlum ben bunlara 28. günde yemek vermedim mi hepsine? Verdiğim. Niye bu çıldırdı? Timi niye kaçtı ya? Aha. Haritaya first aid, böcek ilacına da kilit veriyor. Abi şu an first aid de çok güzel olur, kilit de çok güzel olur. Şimdi birisi hastalanırsa first aid çok önemli. Ama birisi ölse bile şey yapabiliriz. Devam edebiliriz. İki tane ebeveyn de ölünce oyun bitiyor çünkü. Ama haydutlar gelirse şu an haydutları tutacak baltam var aslında. Haydutları baltayla tutabilirim ya. Ama kilit de güzel. Ama first aid de bayağı iyi. Baltamız var ya. Balta var ya. Kızlar çok iyiydiler ve fiyatlar oldukça uygundu. O yüzden tekliflerini seve seve kabul etti. Kıyamet koptuktan sonra bile işletmeleri ayakta tutabilmeleri çok büyük bir başarı. 34. gündeyiz. Devam ediyoruz. Son keşif gezisinden eve dönerken yakınlarda yarısı yıkılmış bir duvar üzerinde bazı çizimler gördük. Kasabamızı kapataslak çizmiş. Kasabamızın kapataslak çizilmiş bir haritasıydı ve bu bir nokta ve bir nokta ve bir nokta X ile işaretlenmişti. Acaba birinin gizli çorba zulası mı var orada? Gidip bir baksak mı? Valla Dolores'i iyileştirdim daha yeni. Bir daha hasta olacağını düşünmediğim için Dolores'i gönderiyorum. Ve hiçbir şey olmadı. Ah, kilit. Kilit geldi, güzel. İyi ki o haritayı görmüşüz. İşaretli yer küçücük bir gizlenme yeriydi ve içinde bazı faydalı kaynaklar bulduk. Güzel. 35. gündeyiz. Su veriyoruz. Kapımızda biri var. Biraz korkuyoruz ama gelen kişi ya dost canlısı bir Amerikan askeri ise. Çok erken ama olabilir ya. Yemek de mi verecektik? Mary Jane dışarıda kaldı da aman. Şimdi yemeğimizi suyumuzu verdik. Yani bizim 40. güne kadar sağlamız. Mary Jane de suya yemekle gelse, yani şu an açtığımızda şeyi düşünüyorum. Haydutlar ve buradaki her şeyi çalarlarsa Mary Jane belki bize bir şeyler getirebilir. Onunla birazcık daha dayanıp askerleri şey yapabiliriz. Bakacağım ya. 35 çok erken ama ve kapıyı korona mı çalıyormuş? Nasıl ikisi de hasta olabilir ya? Gaz maskesi takan ve ciddi görünümlü bir ekipman taşıyan gezginlerden oluşan bir grup bize arıtılmış su verdi. Çok iyi. Daha bir teşekkür bile edemeden arkada... Lan korona mı verdi? O kapağı açmak biraz riskliydi. Galiba korkunç bir hastalık kaptık bu yüzden. Bu öksürük bizi delirtiyor. Ted al şunu kardeşim, al. Al afiyet olsun, al. Kasabamız patlamadan önce... Oldukça garip ve dost canlısı bir yerde kasaba halkından Jim adında yaşlı bir beleşçi hatırlıyoruz. Bazen sokağımızda dolaşırdı. Meğer adam hayatta ve sağlıklı ve hala evsizmiş. Bazı şeyler hiç değişmiyor. O da bizi aynı derecede özlemiş olacak ki saatlerdir sığınağımızın kapısını yumrukluyor. Bize bir taş satmaya çalışıyor. Yok abi, hadi Allah'ından bul ya. Allah aşkına git. Manyağı da zaten bizi bulur. Zekeriya Sarı 8. Kutu olsun. Hoş geldin.
Denizli de bizi bulur zaten ya. Böyle bir durumda yapılabilecek en makul şeyi yaptık. Gerçekten yüksek bir sesle bağırarak evde kimsenin olmadığını söyledik. Yaşlı adam kısa süre sonra gitti. Ve bir daha bizi ziyaret etmedi. Mary Jane sıçtık. Mary Jane normalde birkaç gün içinde geri dönmeliydi. O çok uzun zaman oldu. Başına kötü bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz demiş. Ve Mary Jane, Allah rahmet eylesin. Aa, evet. Bugün hayatımızda gördüğümüz en tuhaf insanla karşı tanışma şansını yakaladık. Tıpkı bir insana benziyordu. Sadece normalde olması gerekenden 3 kat fazla eli vardı. Tıpkı kendisi gibi olan insanlardan oluşan grupları hakkındaki hikayesini dinledik. Dış görünüşleri yüzünden insanlar onları gördükleri anda ateş etmeye başladıkları için kaynak bulmakta zorlanıyorlarmış. Bize bir teklifte bulundu. Onlara biraz kaynak verirsek bir sonraki keşif gezimizde bizim güvenliğimizi sağlayacaklar demiş. Çok güzel. Yemeğimiz çok muydu? 2,5. 3,25. Yemek vereceğim bir tane. Çünkü sefere göndereceğim şimdi birini. Abi Dolores'i göndereceğim ama Dolores ölecek gibi ya. Şartları kabul edince bu yabancı ile çabucak dost olduk ve ağır bir bedel ödemeyeceğiz ve bunun karşılığında yüzey yapacağımız bir sonraki yolculuktan sağ salim dönmemizi garanti ediyorlar. Hadi Mary Jane, Dolores ölmeden gel ya. Okpori ikinci in kutlu olsun. Ne olur gel. Ne olur. Dolores yüzeye gidiyor. Ted zayıf gözüküyor. Ordu yine yayına başladı. Tüm felaket zede grupların bir temsilci gönderip yakınlardaki belirlenen bir noktada onlarla buluşmamızı istiyorlar. Bizi bu bölgeden tahliye etmeden önce insanları sorgulamak istiyorlar galiba. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi emin değiliz ama birini göndermeniz. Aha, sonuncu seçenek geldi. Sonuncu seçenek geldi. Bundan sonra sadece asker elimizi kurtarmasını bekleyeceğiz abi. Hadi Dolores, ne olur geri dön ya. Ne olur ya. Buluşmaya gittik. Ciddi görünümlü bir asker bize birkaç soru sordu. Bazı notlar aldı ve geri dönüş yapacaklarını söyledi. Umarız iyi bir izlenim bırakmışızdır. En şık kıyafetlerimizi patlamada yok olması çok kötü oldu. Tetsu. Bugün kapımızı bir grup doktor çaldı. İlk yardım çantalarını doldurmak için bazı tıbbi malzemeler istediler. 3 su var. Al. Belki first aid verir. Lütfen versin. Ne olur. Ha, vermedi. Sahip olduğumuz nispeten temiz bir şişe su, oksijenli suya en yakın şeydi demiş. Ah! İşte bu. İşte bu. Biliyordum bu seçeneğin geleceğini. Böcek ilacı. O yüzden köpeğe sıkmadım. Tıbbi malzemeye ihtiyacımız var. Biz burada 35'te 37'de vereceğiz yemeği. Tamam. Dolores dönerse iyileştirebilirim. Tamam, Ted'e iyileştirelim. Abi bu nasıl bir şans ya? Böcek ilacının first aid yaptık. Gittik Ted hasta oldu ya. 42 yemek. İnsan yeşiller içinde bir grubun kapıya gelerek zenginden alıp fakire verdikleri iddiasını duymayı hiç beklemiyor gerçekten. Bizim başımıza gelen olay işte tam olarak böyleydi. Bu soytarıları içeri alsak mı? Bizi epey eğlendirebilirler. Hayır. Wolfen'de 4 ay. Ted bir daha hasta olursan valla ağzını sıçarım ha. Bu şüpheli çağrılara yanıt vermedik ve dışarıda gürültüler azalana kadar kapının kilidini açmadık. O insanların tekrar gelmelerini pek istediğimizi söyleyemeyiz. Zararsız insanlara benziyorlardı ama bu sıkıntılı zamanlarda zararsız insanlara güvenebilir miyiz? Zararsız görünmeyen insanlardan daha çok kötü olabilirler demiş. Dolores lütfen ya. Radyomuzdan gizemli sesler geliyor ama parazit sesinden bir şey anlaşılmıyor. Radyoyu birazcık daha kurcalayıp doğru frekansı yakalamaya çalışalım mı? Önemli bir şey olabilir ya da tam tersi. Ulan, ya radyo şu an gerek kaldığını sanmıyorum. Bozulacak büyük ihtimalle. Bozulmadı ama. Bozulmadı değil mi? Yok. Bazı düğmeleri çevirip birkaç tuşa bastıktan sonra biraz daha temiz bir sinyal yakalamayı başardık. Bir kadın yolda kaldığından bahsediyordu. Hem de uzayda. Mürettebattakilerin delirip tüm çorbayı içtikleri hakkında bir şey söyledi. Bu bir eşek şakası veya sadece delinin teki olabilir. Ama yine de ona cevap göndermenin bir yolu olmasını isterdik. Şimdilik sadece elimizden dinlemek geliyor. Sorun basit. Banyo yapmazsak hastalanacağız. Ağır hastalık hem de. Burası çok kötü kokuyor ve önümüzdeki günlerde de durum iyileşeceği benzemiyor. Bu gidişatı değiştirmek için bir şeyler yapmaya ne dersin? Evet abi, barutla kendini bir dezenfekte et ve Dolores!
Pursuit. Ah be. Hoş geldi. Dolores nükleer çölden sağ salim geldiği için sevindik. Mermi getirdi. Aa, flash getirdi. Abi Dolores çok hasta ya. First aid. $45 yemek. $2.25 yeter. Ses her kime aitse artık kurtuluşu imkansız görünüyor. Bir dizi korkunç çığlık sesinden sonra radyo sessizliğe büründü. Bundan hemen önce endişeli bir kadın tam adını ve adresini söyledi. Eskiden bizim kasabamızda yaşıyormuş. Evine gidip geride değerli bir şey bırakıp bırakmadığına baksak mı? Sonuçta kanı susamış bir uzay canavarına yem olduktan sonra artık onlara ihtiyacı kalmayacak. En azından gelen seslere bakılırsa öyle olmuş gibiydi. Bakacağım. Belki fırsat bulurum, Dolores'i kurtarırım. Dolores'in 2-3 günü var ya. Ne oldu lan? Yemek mi buldum? 2 tane yemek bulduk. Ne zaman yemek veriyordum ya Ted'e? Eğit yok ya. Üstü başı kir içinde bir tüccar, omuzunda... Ya yine bir kedi ya. Kedi istemiyorum arkadaş. 49'da vereceğiz, tamam. Kedi istemiyorum kardeşim. Ordunun yardımı. Şu an her şeyi yaptık abi. Sadece ordu gelecek. Hadi lan Dolores. 2-3 gün daha dayan ya. Hadi Dolores. Hadi Dolores. Hadi Dolores. Hadi Dolores. Oh, yine ölmedi. Allah'ım nasıl hayatta hala. Büyük anne ve babamız bize hep bir şey görmeden satın almamız gerektiğini söylediler. Kitap karşılığında 2 su veriyor. Ama kitabı kullanma ihtimalimiz... Neyse biz kartları verelim. Ya da feneri kartları verelim. Vulka dönüşecek birazdan. Hadi Dolores, bir gün daha dayan. Bir gün daha. Yaşıyor. Yaşıyor. Verdik. İkinize de yemek su veriyorum. 48'de ikisine de yemek su verdim. Duvarlardan birinde tuhaf mantarların yetiştiğini gördük. Hayır. Yemeğimiz var, sağ ol. Bir güncük daha. Hayır. Aa, come on. Bir güncükten. Teddy dust etti. Ananı avradını. Çok zayıf. Hayır. Radyomuz son birkaç saattir çok sessiz. Kurcala, kurcala. Kurcala. Aha, radyoyu da bozdum. Hadi 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 hadi. Dolores 40 gündür yaşıyor. 40 gündür hasta kadın. Dolores korona herkese bulaştırıyor. Nükleer sığınağımıza girdiğimizden beri diğer kapının ne olduğuna merak ediyorduk. Acaba nereye çıkıyor? Bak bakalım nereye çıkıyor. Kapı çaldı. Kapı çaldı. Harita bulduk. İlk başta gök gürültüsü sandığınız şey aslında birinin kapımızı sert bir şekilde çalma sesiydi. Ya biri kapıdan nefret ediyor ya da kapıyı açana kadar gitmeyecek. Su, yemek, ver, kapıyı aç. Ananı avradını kazandık. Ananı avradını kazandık. Çocuklar öldü ama bir şey yok, yenisini yaparız. Kazandık. Kazandık. İşte bu kadar. İşte Dolores nasıl hayattasın sen? Nasıl hayattasın Dolores? Nasıl ölmedi ya? Hastalandı, sefere gönderdim. 6-7 gün seferde kaldı, geri geldi. Yemek getirdi. Üstüne bir 10 günde falan şey yaptı. Burada oturdu, Ted'i hasta etti. Askerler geldi. Sonunda aşı. Sonunda aşı geldi arkadaşlar. Bu anı çok uzun süredir bekledik. Süre bekledik. Orada çocuklar ölmedi değil mi? Kaç? Ne oldu lan çocuklara? Bakacağım dur. Kaçmışlardı galiba. Ben Mary Jane'i sefere gönderdim. Dönmedi. Timmy de nasıl olduysa. Lan zaten şu kadarcık. Lan. Şu kadar bak midesi Timmy'nin. Bu kadar bak. Şu.
Şu. Bu kadarcık midesi var. Çocuk daha yemeğe 3 gün var, kaçtı. Puşt. Gidersen git lan. Alangavat. Alangavat. Senin gibi çocuğum yok benim. Güvende miyiz? Nihayet güvendeyiz. Yarın ne mi getirecek bilmiyoruz. Bu bugünden daha iyi olacağına eminiz demiş. Hepimiz güvendeyiz. Kaçık şövalyeler, fareli köy, ayale bağları. Bir ölçeğinde 10 büyüklüğünde deprem. Yalnız çok şanslıydık. Harita yok diye az daha çıkıyorduk bak. 10 kere falan harita bulduk. 20 defa kilit bulduk. 32 defa şey bulduk. Daha. GG's. İşte bu kadar. Easy. 4 keşfe çıktık. 3'ünde başarılı olduk. Birinde Mary Jane geri dönmedi. 7,5 su, 6 tane çorba tüketmişiz. Sığınağı bir kere savunduk haydutlara karşı. 8 kere tercihleri evet. 8 ke 6 kere de hayır dedik efendim. Sevgili YouTube, büyük ihtimalle YouTube'da da paylaşırım bu videoyu. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Keyif aldıysanız kanalımıza abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Keyfinize bağlı.